Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda çok güzel bir yöresel çorbam var gene. Erzurum, Kars, Iğdır, oralara ait, o bölgeye ait, o bölgede bilinen, bilemiyorum başka yerlerde de aynı şekilde mi yapılıyor ya da farklı mı yapılıyor, bir yoğurt çorbası yapacağız. Ayran aşı çorbası da diye biliniyor. Aşot çorbası da deniliyor o yörede. Şöyle kişnişim var. Kişnişe o bölgede aşotu deniliyor. Kişniş ne derseniz, şöyle birkaç yaprağını ayırdım. Gördüğünüz gibi maydanozun yaprağına benzeyen, tırtıklı, daha tırtıklı şu kenarları olan otumuz kişniş oluyor. Ondan şöyle küçük bir kase kadar 50 gram, gram olarak da söyleyebilirim. Doğradım, yarım demet hazırladım. Ayrıca çorbamız buğdaylı olacak. Hani aşurelik buğday kullanırız ya, haşlarız. Onunla yapacağız. Bir su bardağı, şöyle bir 200 milimlik bardakla bir su bardağı hesap ederek haşladım. 650 gram aşağı yukarı burada haşlanmış olarak var. Şöyle şu şekilde bir kase, büyük birazcık orta boy bir kaseyle hazırladım. Diğer tarafta yine 2 bardak 200 milimlik bardağımla yoğurt hazırladım. 2 su bardağı. 2 yemek kaşığı un hazırladım. 1 adet yumurta. Sırf sarısı da olur ama şart değil, beyazını da atmamak için kullanacağım ben. Problem değil kullanıldığında da. 1 tane de soğanı, ister rendeleyin, ister bir robotunuz varsa onda çekin. 1 adet de çok küçük doğranmış soğan olacak. Şurada da 200 gram kadar kıymam var. Ona sadece tuz ve karabiber ekleyerek minik köfteler yapacağım. Şart değil ama yapıldığı zaman da gerçekten çok daha gösterişli ve lezzetli bir çorba oluyor. Malzemelerim sadece bu kadar. Her evde olan malzemeler. Artı yine 200 milimlik bardağımla 6 bardak sıcak ılık su hazırladım burada da. Şimdi öncelikle tencereme buğdayımı koyacağım. Daha önceden haşladım ben. Eğer daha önceden haşlanmış buğdayınız yoksa şayet, 1 bardak buğdaya 3 bardak 4 bardak su koyup o şekilde haşlayabilirsiniz yumuşayıncaya kadar. Yumuşadıktan sonra da üzerine tekrar su ilave edip, malzemeleri ilave edip şimdi yapacağımız gibi devam edebilirsiniz de çorbanızı yapmaya. Şöyle biraz su koyup yapışanları ayırdıktan sonra, tane tane olduktan sonra buğdayı, üzerine 6 su bardağı suyumu ekledim. Evet, ocağımı açıp tekrar kaynamaya bırakacağım. O esnada, o kaynarken ben yoğurt sosunu hazırlayacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı un atalım. Yumurtamızı ekleyelim ve güzelce çırpalım öncelikle, pürüzsüz oluncaya kadar. Biraz ılık suyla açalım. Çorbanızın suyuyla da açabilirsiniz, alıştırabilirsiniz. Ama zaten 2 bardak daha su eklemem gerekiyordu. O yüzden 2 su bardağı daha su ekledim ben buraya. Pardon, su var yani burada, onu demek istedim. Evet, bu da hazır şimdi. Bir kenarda dura koysun. Biraz kaynadıktan sonra buğdayı, bu yoğurtlu sosumu o içerisine ekleyeceğim. O bir kenarda beklerken köftelerini hazırlayalım arzu ederseniz. Hemen şöyle küçük bir kaba kıymamı koydum. İçerisine tuz ve karabiber atıp, hemen yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber vardı burada. Şöyle köfteni yoğuracağım ve küçük minik köftecikler yapacağım bilye kadar.
Kişniş çok faydalı bir ottur gerçekten. Baharat olarak genellikle kullanılıyor görmüş olduğunuz gibi. Kalp hastalıklarında, şeker hastalıklarında çok faydalı. Lütfen tüketin. Diyet yapanlar bu çorbayı rahatlıkla içebilirler. Şeker hastaları asla onlara bir zararı olmaz bu çorbanın. İçebilirler. Daha faydası olur. Tam tersine. Vitaminli, kalorisi düşük. Gayet güzel bir yöresel çorba. Sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar rahatlıkla hazırlayıp gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Tavama küçük bir parça tereyağı koyup içinde soğanımı kavuracağım. Siz daha geniş bir tavada önce soğanı hafif kavurup daha sonra da köftelerinizi ekleyip hepsini beraber dış yüzeyleri kızarıncaya kadar kavurup öyle dökebilirsiniz çorbanıza. Ama biliyorsunuz bilenler, sürekli takipçilerim, benim kızım et yemediği için ben şimdi küçük bir tavada, iki ayrı tavada birinde soğanı yapacağım, birinde de köftelerimi kızartacağım. Soğanı çorbaya ekleyeceğim. Bir miktar kızım için bir iki kepçesini ayırdıktan sonra da kendimizinkine köfteleri de ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar sade yağ koydum. Onun içerisinde de köfteleri kızartacağım. Köfteler de kızardılar gayet güzel bir şekilde. Şimdi artık çorbayı birleştirme zamanı geldi. Tenceremizi tekrar ocağımıza alalım. Bu sürede diğer ocağımda kısık ateşte kaynadı zaten. Hemen biraz daha şöyle karıştırdığımız yoğurt sosuna ekleyelim. Suyundan alıştıralım bu şekilde. Yavaş yavaş bir taraftan karıştırarak tencereye ekleyelim. Ocağınız bu aşamada lütfen kısık ateşte olsun. Artık kavrulmuş olan soğanı ekleyebiliriz. Şöyle bir su bardağı daha su ilave edeceğim. Biraz koyu geldi gözüme. Toplamda 9 su bardağı oldu 200 ml bardakla. Kişnişi de ekleyeceğim. Bir iki tıkırdadıktan sonra da köfteleri ekleyeceğim. Tabii ki öncelikle ayıracağım bir kısmını, daha sonra ekleyeceğim. Çorbam bir iki taşım kaynadıktan sonra 5 kepçe kadarını küçük bir tencereye ayırdım. Şimdi içerisine köftelerimizi ekleyelim. Artık tuzunu ekleyelim ve kapatalım ocağımızı. Bir çay kaşığı, iki çay kaşığı tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Evet, çorbamız hazır. Tamamen ağzını kapatmıyoruz. Yoğurtlu çorbalarda hep aynı mantık. Şöyle yarım kapatıyoruz ağzını ki kesilmesin diye. Görmüş olduğunuz gibi servisini de hazırladım. Üzerine biraz kırmızı pul biberli tereyağı ekerek gerçekten çok lezzetli, güzel bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şifalı çorbayı evlerinizde de. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen tarifini isterseniz web sitemin logosuna
Sol taraftaki tıklayın, abone olmayı da unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz mutlu olurum. Allah'a emanet olun.